Merhaba değerli Sanayi TV izleyicileri. Bugün aden değerlemeye geldik. Çok memnun olduk. Birazcık aden değerlemeden bahsetmenizi isteyeceğim. Kim tarafından, ne zaman kuruldu, hizmet alanı neler? Aden değerleme ne yapıyor? Biz çok teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Çok memnun olduk. Aden değerleme olarak konuşmamın başından beri saydığım ihtiyaçlar ya da bunun dışında gayrimenkul ve makine değerlemesi tabanlı tüm ihtiyaçlara yanıt vermek için hazırız, memnuniyet duyarız. Bunu yaparken de daha keyifli ve daha doğru işler yapabilmek için kendimizi tüm gelişmelerle beraber güncel tutmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Merhaba değerli Sanayi TV izleyicileri. Bugün aden değerlemeye geldik. Aden değerlemeden iş geliştirme müdürü Ece Hanım yanımızda. Aden değerleme neler yapıyor? Hangi alanlara hizmet veriyor? Kendisinden dinleyeceğiz. O zaman başlayalım. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Ece Çalışkan Vural ben. Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'de iş gelişme müdürü olarak görev yapıyorum. Biraz eğitimden bahsedeyim. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldum. Harita mühendisiyim. Sonrasında TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ'de değerleme hayatıma başladım. Değerleme uzmanı olarak başladım ve 10 sene sonunda yönetici olarak ayrıldım. Bu sırada Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA eğitimimi tamamladım ve mesleğimizin gereği olan SPK Gayrimenkul Değerleme uzmanlığı lisansını aldım. Sonrasında esnek ofis firması olan Kolektif House'ta göreve başladım. Burada yeni lokasyonların kiralanmasıyla ilgilendim. 2 sene orada görev yaptıktan sonra aden değerlemede başladım. Nisan 2023'ten beri buradayım. Aden değerlemedeki görevlerime ek olarak şu sıralar yoğun bir şekilde sürdürülebilirlik üzerine çalışıyoruz. Bu kapsamda da Sermaye Piyasaları Birliği'nin düzenlediği bir eğitimle sürdürülebilirlik uzmanlığı sertifikası almaya hak kazandım. Birazcık aden değerlemeden bahsetmenizi isteyeceğim. Kim tarafından, ne zaman kuruldu, hizmet alanı neler? Aden değerleme ne yapıyor? Aden değerleme aslında Türkiye'de gayrimenkul değerlemenin, değerleme sektörünün başladığı zamanlardan bu yana, 2004 yılından bu yana sektörde tecrübesi olan bir ekip tarafından kuruldu. 2016 yılında kuruldu. Şirket olarak BDDK tarafından bankalara hizmet verecek şirketler arasındayız. Ve SPK'nın hem gayrimenkul hem makine değerleme yapmaya yetkili kuruluşları arasındayız. Bunun dışında Türkiye'de hizmet veriyoruz ve sahip olduğumuz RICS lisansımız sayesinde de uluslararası hizmet de verebiliyoruz. Zaten müşterilerimiz ve yaptığımız iş kapsamında yurt dışında da çok sayıda projemiz var. Aden bir değerleme şirketi, gayrimenkul ve makine değerlemeleri yapıyoruz söylediğim gibi. Gayrimenkul değerlemede yalnızca gayrimenkullerin değeri değil, gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların değerlemesi ve mevcut gayrimenkullerin yanı sıra inşa edilmesi planlanan projelerin değerlemesi ya da gayrimenkullerin en verimli ve en iyi kullanım analizleri gibi çalışmalarımız var. Bunların tabii ki farklı amaçlarla yapıldığını söyleyebiliriz. Kimi zaman bir kredi kullanımından dolayı ihtiyaç duyuluyor. Hem gayrimenkul hem makine değerlemelerin aslında. Kimi zaman da şirketlerin finansal raporlamalarına dahil edilmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Ya da hukuki işlemlere ya da çok daha farklı şirket alım satımlarından şirket içi kararlarda değerlendirilmek üzere bir altlık oluşturması amacıyla değerleme raporları alınıyor. Gayrimenkul tarafına geri dönersek o tarafta kentsel dönüşüm, yatırım izleme, inşaat ilerleme gibi daha spesifik konularda da hizmet sunabiliyoruz. Makine değerleme departmanımız da yine sektörde uzun yıllardır tecrübe sahibi arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Sanayi tesislerinin hem karlılığını korumak, hem verimliliğini arttırmak, hem de pazar payını arttırmak amacıyla bazı yatırımlar yapmaları gerekiyor ve bu yatırımların ne şekilde, ne kadar yapılması noktasında da bazı desteklere ihtiyaç duyuyorlar. Makine değerleme departmanı bu konuda da fizibilite raporları ve yatırım danışmanlığı konusunda da hizmet sunabiliyor. Burada müşterinin bulunduğu sektöre özel veriler değerlendiriliyor ve hem üretim hem finans anlamında ne tarz yatırımlara ihtiyaç duyulduğu değerlendirilerek rapor sonuçlandırılıyor. Bu anlamda da aslında bir yatırım danışmanlığı yaptığımı söyleyebilirim. Peki aden değerlemenin 2024 hedeflerinde neler var? Biz aden değerleme olarak tabii ki bize gelen talepleri karşılamaya devam etmek istiyoruz. Bu noktada değerleme ihtiyaçlarını hem yerel hem global gelişmeleri dikkate alarak bu konuda kendimizi sürekli geliştirerek ve gelişmeleri takipte kalarak çözümler sunmaya devam etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra sürdürülebilirliğin etkisinin artık sabit kıymetlere de yansıması gerekiyor ve biz de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz
aylarında tahmin ediyoruz ki planlamamız bu doğrultuda, yaz aylarında artık bu sürdürülebilirliğin etkisini raporlarımızda göstermeye başlayacağız. Bunların dışında da sürdürülebilirlik raporlaması ve sürdürülebilirlik raporlaması danışmanlığı, gayrimenkullerin sürdürülebilirlik konusundaki performanslarının ölçülmesi, takip edilmesi ve bu konularda yine danışmanlık yapılması konusunda geliştirilen, yurt dışı kaynaklı geliştirilen bir projeye destek olma konusunda bir çağrı almıştık. Bu çağrıya verdiğimiz olumlu yanıttan sonra türlü çalışmalar yapıldı ve şu sırada da yine hala yoğun bir şekilde bu konuya çaba harcıyoruz. Bununla ilgili duyurularımızı da Eylül ayı gibi yapmayı planlıyoruz. Peki sormak istiyorum hemen. Ülkeye değer katacak, ülke ekonomisine değer katacak proje ve çalışmalarınız var mı? Olduğunu düşünüyoruz. Biz aslında değerlemeye faydası olacak ya da bizim yaşadığımız, değerleme sırasında yaşadığımız zorlukları çözümleyecek yeni projeler geliştirme konusunda çok istekli ve hevesliyiz. Buna eğilmeyi seviyoruz. Ve bu konuda da farklı farklı ürünler, projeler geliştiriyoruz. Bunlardan şu anda hayatımızda olan, canlı şekilde, aktif şekilde faydalandığımız Envanterus isimli bir ürünümüz var. Envanterus aslında makine değerleme tarafında yaşanan problemlerden kaynaklı olarak ortaya çıkmış bir ürün. Orada yaşadığımız zorlukları nasıl giderebiliriz diye düşündüğümüzde ve dünyada bu problemlerin nasıl giderildiğine baktığımızda ortaya koyduğumuz bir ürün. Envanterus'la makine değerleme sırasında sahada yaptığımız tespitlerde yaşadığımız zorlukları gideriyoruz söylediğim gibi. Burada hem sahadaki tüm maddi duran varlıkların tespiti ve bu maddi duran varlık listesinin muhasebesel kayıtlarla doğru şekilde eşleştirilmesini sağlıyoruz. Bu gerçekten pratikte çok büyük fayda sağlıyor ve makine değerleme işleri için çok kritik bir konu. Sonrasında aslında Envanterus'un kullanımını, bu hizmeti bizden alan müşterilerimize de bırakıyoruz. Ve onlar da Envanterus sayesinde farklı faydalar da sağlayabiliyor. Yani Envanterus sadece bir makine değerleme konusuna çözüm getiren bir ürün olmaktan da çıkıyor bu boyutuyla. Kullanıcıların, şirketlerin, bizden bu konuda hizmet alan şirketlerin hem envanterlerini daha doğru yönetmesi, onların bakım onarımlarını daha rahat takip etmesi ve bu sayede de aslında daha efektif bir çalışma sistemi kurması bu konuyla ilgili konusunda fayda sağlıyor. Biraz daha üst ölçekten baktığımızda nasıl fayda sağlıyor? Hani sizin sorduğunuz soruya biraz daha yanıt olması açısından. Kaynaklar verimli kullanıldığı için aslında ülke kaynakları, şirketin kaynakları verimli kullanıldığında oraya yapılan yatırımın da ülke adına da daha verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor diyebilirim. Bir diğer projemiz de şu anda hala üzerinde çalıştığımız, çünkü çok yoğun bir gerçekten konumsal veri de gerektiriyor, OSB Parsa isimli projemiz. Burada bizim sağlamaya çalıştığımız katkı, yurt dışından gelen sanayi yatırımcılarını doğru lokasyonu seçmede ve onları bu yatırıma gerçekten teşvik etmede faydalı olacak bir ürün çıkarmak. Aslında hedefimiz buydu. Bu noktada da yapmaya çalıştığımız, yani bu sistemin bizlere, kullanıcılara sunacağı şey, Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerini tek bir sistem üzerinde izlemek ve haritadan da görünen konumları üzerinden bu OSB'lerle ilgili bilgiler sunmak. Bunu yaparken ne tarz bilgiler? Tabii ki OSB'lerde bir sanayi tesisinin seçimi için, yer seçimi için önemli olan kriterleri biz burada değerlendiriyoruz. Bunu yaparken sürdürülebilirlik de gerçekten hayatımıza o kadar net bir şekilde girdi ki biz de dedik ki artık sürdürülebilirliğin etkisini de bu sisteme girmeliyiz. Çünkü dediğim gibi veri toplama gerçekten o kadar uzun bir süreç ki bu süreç içerisinde yaşanan gelişmeleri de görmezden gelemezdik tabii. Bu anlamda da hem OSB'lerin ve sonra ilerleyen dönemlerde kullanıcılarla beraber başlayacak olan tesislerin sürdürülebilirlikleriyle de ilgili aslında bu sistem OSB parsel içerisinde veriler bulunacak. Şu anda yaptığımız her bir OSB'nin kendi kriterleri, değerlendirilmesi gereken doğru kriterleri seçerek her bir OSB için belirli bir puanlama yapıyoruz ve yatırımcıya bu puanlamalara göre yer seçme konusunda bir seçenek sunmuş oluyoruz aslında. Peki şunu sormak istiyorum, size çok fazla hani değindiniz ama birazcık daha sormak istiyorum. Değerleme sanayi kuruluşları açısından ne amaçla kullanılıyor ve nasıl fayda sağlıyor? Değerleme aslında hem kurumların, şirketlerin finansal durumlarını hem de faaliyet sonuçlarını doğru şekilde ortaya koymayı hedefliyor. Baktığımızda bu etkileri de tabii ki finansal tablolarda görüntüleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Bu kapsamda da uluslararası finansal raporlama standartları biraz daha belirleyici oluyor. Yani şirketler bu standartlara göre finansal raporlamalarını hazırlıyor ve bu finansal raporlama standartları da diyor ki her şey daha şeffaf olsun, doğru ve güvenilir olsun. Bu noktada da aslında değerleme raporlarına ihtiyaç duyuluyor. Çünkü şirketlere baktığımızda özellikle sanayi şirketleri aktiflerindeki toplam büyüklüğün önemli bir kısmını makinelerden, ekipmanlardan sağlamış oluyor. Ve dolayısıyla finansal raporlamalarda doğru bir şirket değerinin doğru şekilde tespit edilmesi için bu makine ekipmanlarının doğru değerlenmesi çok önemli. Finansal tablolarda şirketlerin
özellikle makine ekipmanının satın alındığı tarihteki değeriyle, yani tarihi değeriyle gösterilmesi şirketlerin öz kaynaklarını da büyük oranda dezavantajlı şekilde etkiliyor. Özellikle bugün baktığımızda daralan piyasa, işte ciroların düşmesi, karlılıkların aşağıya gelmesi ve genel ülke ve globaldeki aslında ekonomik konjonktüre de baktığımızda artık finansmana ulaşabilmek hem çok daha uzun zaman alıyor hem çok daha maliyetli oluyor. Bunu biraz daha aşağıya çekebilmek için güçlü bir öz kaynak görünümü gerekiyor. Bunu sağlamak için de az önce bahsettiğim gibi tarihi maliyetlerle tutulan maddi duran varlıklar büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Bu amaçla da aslında değerleme raporları yapılarak güncel piyasa değerleriyle tüm maddi varlıkların, maddi duran varlıkların finansal tablolarda tutulması gerekiyor. Buna ek olarak aslında değerlemeler hem bilançonun durumuyla hem kar zarar yapısıyla alakalı da bilgi veriyor. Diğer taraftan yatırımcı tarafından da baktığımızda finansal tablolar aslında yatırımcıların hangi şirkete yatırım yapacaklarını, bu tabii ki borsa için de geçerli, şirketin durumunu görmek için çok önemli kaynaklar. Dolayısıyla burada da yatırımcılara da doğru şeyi göstermek gerekiyor ki onları da alacakları kararlar konusunda destekleyebilelim. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz küresel çapta sürdürülebilirliğe geçiş hızlandı. Daha temiz bir çevre için Aden değerleme bu konuda neler yapıyor? Çalışmaları var mı? Tabii ki kendi bünyemizde yaptığımız Aden değerleme çatısı altında yaptığımız sürdürülebilirlik çalışmaları var. Onu herkes gibi biz de her gün günden güne geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında tabii ki hem değerleme sektörüne aslında iş düşüyor hem de biz dışarıya hizmet verirken bu faktörü artık daha fazla göz önünde bulunduruyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi artık gerçekten her günümüzün gündemi sürdürülebilirlik. Biz burada her gün çok çok fazla gelişmeleri şahit oluyoruz ve onları takip etmeye çalışıyoruz. Artık şirketler, kimi şirket tabii ki hala gönüllü olarak yapıyor, uymak zorunda olduğu regülasyona bağlı olarak. Ama zamanla artık bu daha zorunlu hale gelmeye başladı. O nedenle de artık bir gün herkes bu raporlara sahip olacak, bu raporları düzenlemek zorunda olacak zaten. Değerleme tarafındaki etkisine baktığımızda aslında finansmanla, finansal kuruluşlarla birazcık ilişkilendirmek gerekiyor. Çünkü yeşil finansman için tabii ki yurt dışındaki kalkınma bankalarından fon sağlanıyor ve Türkiye'deki hem kalkınma bankaları hem artık özel bankaların bile her birinin sürdürülebilirlik konusunda bir hedefi var. Her biri sağladıkları kredilerde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hangisine ne kadar destek oluyorlar, bunu takip ediyorlar. Kullandırdıkları kredilerin sürdürülebilirlik açısından performanslarını zaten en başta görmek istiyorlar. Kredi kullanım sürecinde bunun hedeften ne kadar uzak ya da hedefe ne kadar yakın olduğunu gözlemliyorlar ve en sona geldiğimizde de baştaki noktayla, hedeflenen noktayla sonuç noktasının arasında ne kadarlık fark var? Yani hedefledikleri kendi banka tarafındaki hedefine ne kadar ulaştıklarını da gözlemliyorlar. Bu açıdan da tabii ki bu kredilerin kullandırılması sırasında da değerleme de yine etkili olmuş oluyor. Aslında biz de sürecin içerisindeki halkalardan biriyiz. Bildiğiniz gibi sürdürülebilirlik konusunun çok fazla halkası evet. var. Değerleme de aslında bunlardan biri burada. Diğer taraftan baktığımızda, gayrimenkul özelinde baktığımızda, gayrimenkullerin sürdürülebilirliği de çok önemli. Çünkü karbon salımlarının %40'tan fazlasının binalar kaynaklı olduğu zaten biliniyor. Binaların daha sürdürülebilir hale getirmesi için hepimizin de günlük olarak da kulağına çalınan aslında çok fazla önlem var. Bunlar işte ısı yalıtımının yapılması, ısı yalıtımının daha çevreci ürünler kullanılarak yapılması ya da binalarda kullanılan ısınma sisteminin daha çevreci kaynaklar kullanılarak düzenlenmesi yeniden. Atık yönetimi, su yönetimi gibi aslında çok fazla her birimizin duyduğu ve bir o kadar da duymadığı önlemler var. Bunların tabii ki yapılabilmesi belli bir maliyet gerektiriyor ve maliyet söz konusu olduğunda finansman da konunun içine giriyor. Burada binaların mevcut durumdaki değeriyle bu sürdürülebilirlik önlemleri alındıktan sonraki değerinin kıyaslanması gerekiyor. Bu aslında bu yatırımın, binanın daha sürdürülebilir hale getirilmesi yatırımının etkisini ölçmek için de çok önemli. Yine biz değerleme şirketleri bu noktada da tabii ki devreye girip her iki değerin oluşturulması, bunun tespit edilmesi ve arasındaki kıyaslamanın yapılması noktasında faaliyet gösterebiliyoruz. Bunlar dışında aslında az önce bahsettiğim gibi yatırımcılar evet finansal tablolara bakıyor ama yeni nesil yatırımcılar ve bugün gözlemlediğimiz yatırımcı profili finansal olmayan verilere de bakıyor. Bunlar da nedir? Sürdürülebilirlik verileri. Artık işte yatırım yapılan şirketlerin ESG, işte çevresel, sosyal ve yönetişimsel alanda neler yapmaktadır
yaptığına da yatırımcılar dikkat ediyor. Bu noktada da sürdürülebilir şirketler ve sürdürülebilir yatırımlar yatırımcıların da daha fazla ilgisini çekiyor, talebini alıyor. Sürdürülebilirliğin etkisi aslında yapılan araştırmalarda, anketlerde ve kullanıcıların beklenti anketlerinde, değerleme raporlarında daha çok görülmesi gerektiği yönünde. Bu noktada da Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi yakın geçmişe kadar artık hani sürdürülebilirlik raporları değerleme raporlarının içerisinde görülse daha iyi gibi bir görüşten artık evet sürdürülebilirlik etkisi değerleme raporlarının içerisine girmeli noktasına geldi. Az önce bahsettiğim gibi biz de bu konuda çalışmalarımızı yaptık ve süreci şu an için hazırız. Yine gelişmeleri gözlemleyerek, gelişmelere göre kendimizi güncel tutarak bunu raporlarımıza yansıtmayı, bu konuda hizmet vermeyi planlıyoruz ve istiyoruz. Binalar dediğimizde binaların enerji verimliliği sürdürülebilirlik konusunda biraz daha ilk akla gelen faktörlerden. Türkiye'de de 2011 yılından bu yana binalarda enerji performansı uygulaması yürürlükte. Bu uygulamaya göre binaların daha düşük sera gazı emisyonu yapması ve daha enerji verimli hale gelmesi için çeşitli önlemler alınıyor ve binaların inşaatında bu önlemlere dikkat edilmesi durumuna göre belirli bir sınıflandırma var. A ile G arasında bir sınıflandırma yapılıyor. Ve buna baktığımızda tabii ki A en verimli ve geri geldikçe enerji verimliliği binaların sürdürülebilir bina tanımından çıkması biraz daha kolay olmuş oluyor. Kredilendirmeye baktığımızda da bu artık kredilere de yansımış durumda. A sınıfı konutların kredileriyle B sınıfı konutların kredileri arasında fark var. Nasıl bir fark var? Daha yüksek oranda kredi kullanabiliyor A sınıfı konut almak isteyen yatırımcı. B sınıfında bu oran biraz daha düşüyor. C ve altında zaten artık hani her biri aynı sınıfa dahil olmuş oluyor ve orada daha düşük kredi kullanılmış oluyor. Biz de değerleme şirketleri olarak konut kredilerinde ve tüm gayrimenkullerin tabii ki kredilerinde destek olacak, kredilerine gösterge olacak değerleme raporları hazırladığımız için aslında burada da rolümüz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ecem, benim sorularım bu kadardı. Sizin varsa başka eklemek istediğiniz dinleyebiliriz. Biz çok teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Çok memnun olduk. Aden değerleme olarak konuşmamın başından beri saydığım ihtiyaçlar ya da bunun dışında gayrimenkul ve makine değerlemesi tabanlı tüm ihtiyaçlara yanıt vermek için hazırız. Memnuniyet duyarız. Bunu yaparken de daha keyifli ve daha doğru işler yapabilmek için kendimizi tüm gelişmelerle beraber güncel tutmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Ece Hanım'la güzel bir söyleşiyi burada noktaladık. Daha fazla video için bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.